Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında doğrunun analitik incelemesinde test 3'ün çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 200 ve 201'i çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda eğimi eksi kök 3 bölü 3 olan doğrunun eğim açısı alfa. İlk önce bunu bulalım. Şimdi eğim açısı eksi kök 3 bölü 3 eksi olduğu için geriş açılı olacak normal. Şöyle bir alfa diyelim ya da A açısı diyelim. Tanjant A'nın kök 3 bölü 3 olduğu durumu inceleyelim. Sanırım 30 60 90 oluyor değil mi bu? 30 60 90 üçgeninde 1 2 burası da kök 3 ya. Tanjant 60 kök 3 bölü 1 yapıyor. Hayır, tanjant 30 1 bölü kök 3. Tanjant 30 1 bölü kök 3'e eşit ya. E bu zaten kök 3 eşitlerini çarparsam kök 3 bölü 3 yapıyor. Evet. Normalde açımız 30 derece olması lazım. Dar açılı olsaydı, geniş açılı olduğu için kaç derece olması lazım? 150 derece olması lazım. Sonra x eşittir 5 doğrusunda eğim açısı verilmiş bana. x eşittir 5 doğrusunda bu doğru değil midir? Şöyle 5 olan evet. Bunun eğim açısı kaç derece? 90 derece. Bunun da eğim açısı 90 derece. Alfa artı beta toplamı nedir diye soruluyor. Yani 150 artı 90 soruluyor bize. Topladığımız zaman da kaç çıkıyor? 240 çıkıyor. Evet cevap böylelikle birinci soruda C han oldu. Geldik ikinci soruya. Yukarıda dik koordinat sisteminde 0'a 4 noktası A noktası 0'a 4'müş arkadaşım. Bak burası. O zaman 4 birim burası değil mi? ADC noktaları doğrusal. Bak şimdi eş yapıları kullandıklarında genelde kısa kenarlardan A A A deyince A ne oldu burada? Uzun kenarı elde ettim ben. Uzun kenarda 3A oldu. Gördünüz mü? 3A. O zaman kısa kenar A uzun kenar 3A yazınca ve 4A toplamda 4 olunca A'yı 1 buluruz. E A dediğimiz 1. Şimdi bizden ne isteniyor? C noktasının ordinatı isteniyor. Hmm. Buradaki noktanın ordinatı. Farklı farklı yollarla biz bunu bulabiliriz. Yani bu doğruyu çizip de apsi 1, 2, 3, 4 olan noktanın ordinatı nedir diye sorulabilir. Birinci yol bu. ikinci yolda şu. Arkadaş normal geometriden yapabiliriz. Burası kaç birim? 3 birim değil mi? Evet. Şuraya ben A dersem. A demeyeyim. Şuraya ben K dersem. Şunun tamamının ben kaç olduğunu biliyorum. 3 olduğunu biliyorum. Şimdi burada ne var? Şöyle bir kelebek benzerliği var mı? Var. A'yı kaç bulmuştuk? Zaten 1 bulmuştuk zaten burası da hocam burada 3'e 1 oran var. 3'e e 1 oran yani 3 bölü 1 oran eşittir 1 bölü A'dan dolayı A'yı da kaç buluruz o zaman? 1 bölü 3 olarak buluruz. Evet A 1 bölü 3 yani pardon şurada e, 3 bölü 1 oran 3 bölü 1 oran 1 bölü K'ya eşit diyecektik. K'yı 1 bölü 3 buluruz ama K 1 bölü 3 e, bunun tamamı 3 ya buraya 3 eksi K kaldı. Ordinatı 3 eksi K yani 3 eksi K isteniliyor bizden 3 eksi 1 bölü 3 isteniliyor. O da kaç yapıyor? 8 bölü 3 yapıyor. Geometriden de bu şekilde çözebiliriz. Yoksa dediğim gibi doğrunun denklemini yazıp böyle apsi 4 olanında ordinatı soruluyor deyip de sonuca o şekilde de ulaşabilirdik. Evet ikinci soru edilmiş oldu. Geldik üçüncü soruya. Dik koordinat düzleminde ABC köşelerinin birleştirmesiyle elde edilen ABC üçgenin kenar ortayları y ekseni üzerinde kesişiyor. Bak kenar ortayları. Kenar ortaylarının kesim noktası ağırlık merkezidir ve y ekseni üzerinde kesişiyor. AC BC dikmiş. O zaman soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizip AC ile BC dikse C açısı dik açı şey olacak. A'nın ne olduğunu biliyorum ben. Eksi 3'e 4 olduğunu biliyorum. B'nin ne olduğunu biliyorum. C köşesi dik olacak. B'nin de ben 5'e 6 olduğunu biliyorum. E, C'nin 5'e 6 olduğunu biliyorum. Pardon. E, buradaki B'nin de ne olduğunu biliyorum ben. A virgülü B olduğunu biliyorum. Bir kere bunlar ne dik kesiyor? Eğimler çarpı eksi 1. Şu eğimine M diyecek olursak. Bunun eğimine M1 diyelim. M1 dediğimiz la farkı 2 bölü la farkı 8 değil midir? Evet. Yani 1 bölü 4. O zaman bunun eğimine olmak zorunda arkadaşlar. Eksi 4 olmaz zorunda. Tamam. Bunun eğimi eksi 4 olacak. E burada bir de ağırlık merkezini de kullanayım. 2 binin birine girmeyeyim burada. Tamam. Bunun eğiminin eksi 4 olmasını bulduk. Şu ikisinin eğimleri çarpma eksi 1 olmasından dolayı. Şimdi bir de ağırlık merkezinden bahsediyor. Ağırlık merkezi dediğimiz nedir arkadaşlar? Absisler toplamının 3'e bölümüş hali. A 5 ve eksi 3'ün toplamı. A artı 2 yaptı. Bölü 3. Virgül. Ordinatlar toplamı da B 6 ve 4. B artı 10 bölü kaç yapıyor? 3. İşte bu neredeymiş? Y eksen üzerindeymiş. Y ekseni üzerinde olması ne anlama geliyor arkadaşlar? Y ekseni üzerinde olması apsisinin sıfır olması. Yani A artı şurası kaçtı ya? Şurası A artı 2 demiştik değil mi? Heh. A artı 2 bölü 3. A artı 2 bölü 3 eşittir sıfırsa A artı 2 eşittir sıfır demek A'yı buradan eksi 2 buluruz. Evet A yerine eksi 2 yazacak olursak eksi 2'ye B noktası e, şu ikisinin eğimi ne olacak? Eksi 4 mi olacak? Evet. Eksi 4. Yo. Bunun eğimini kaç bulduk? 1 bölü 4 bulduk. Evet bunun eğimi eksi 4'te. O zaman eksi 4 eğimi neye eşit? Y'ler farkı. Eksi 4 eğimi neye eşit olacak? B eksi 6 bölü eksi 2 eksi 5'e eşit olacak. X'ler farkı eşit olacak. E o zaman buradan B eksi 6 neye eşit oluyor? Şurası eksi 7. Eksi 7 ile eksi 4'ün çarpımı artı 28 yapıyor. O zaman B'yi de buradan kaç buluruz? 34 buluruz. Benden ne isteniyor? A ile B'nin toplamı isteniyor. Yani A artı B buradan eksi 2 artı 34'ten Kaç çıkıyor? 32 çıkıyor. Evet cevap C an oldu. Üçüncü soruda. Geldik dördüncü soruya. M eksi 1 x eksi M artı 2 y eksi 1 eşit 0 doğruları x ekseniyle pozitif yönde geniş açı yapmaktadır. Geniş açı demek ne demek? Eğiminin ne olması demek? Sıfırdan küçük olması demek. O zaman eğimine bakalım. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. M eksi 1 bölü x'in y'nin kat da eksi M artı 2 değil mi? İşaretiyle birlikte almayı unutmayın. Bunun sıfırdan küçük olmasına bakacağız. Hocam şunlar şunlar gitti. M eksi 1 bölü. Bak M eksi 1 bölü M artı 2'yi inceleyeceğim. Küçük 0. Köklerine bakalım. Hadi kök incelemesi. Bu M eksi 1 eşit sıfırsa M1 yapar. M artı 2 eşit sıfırsa M eksi 2 yapar. Eksi 2'ye 1 sıralı bir şekilde koyduk şöyle. Sonra bunların kat sayısı. Hocam bu işaret artı. Bu da artı. Artının artıya bölümü artı. Sağdan neyle başlıyorduk? Artı ile başlıyorduk. Sonra artı eksi artı şeklinde gidiyordu. Küçük sıfır olduğu yer şu bölge değil midir? Evet. Şimdi bunun alacağı değerler toplamı isteniyor bizden. E arkadaş eksi 2 ile 1 arasında hangi değer aralıkları var? Sıfırdan küçük olacak bak eşitlik olmayacak. Eksi 1 var burada sıfır var başka var mı? 1 olamaz zaten. Eksi 1 ile sıfırın toplamı isteniyor bizden. Topladığımız zaman da ne çıktı? Balık kesir çıktı cevap. Dördüncü soru balık kesir bulduk geldik 5'e. Şimdi D1 ve D2 doğruları verilmiş. D1 doğrusu x eksenine D2 doğrusu y eksenine paralel. arkadaş x eksenine paralel olan bir doğru nasıl bir doğru şöyle şuraya k dersek y eşittir k doğrusu şeklinde olacak yani x'li bir telim olmayacak hop p eksi 2'nin 0 olması lazım hocam p eksi 2 eşit 0 p'yi buradan 2 buluruz sonra öbür doğru da d2 doğrusu da y eksenine paralel d2 doğru da y eksenine paralelse şöyle bir doğru olacak burası k ise x eşittir k şeklinde bir doğru olacak yani y'li bir terim olmayacak. Yani k artı 1'in eşit 0 olması lazım. K'yı da eksi 1 olarak buluruz. P artı A isteniyor bizden. 2 artı eksi 1'den cevap da böylelikle 1 çıkar. Yani 5. soru C an oldu. Geldik 6. soruya. Alanlar oranı soruluyor bize. Şimdi arkadaş Y eşittir 3 Bak ben buranın 6 olduğunu buranın da 3 olduğunu biliyorum. E, alan bulunurken hep ne yapıyoruz biz? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Hocam buradan bu tabana ait yükseklik bu tabana ait yükseklik. Aa burası. Bak x yerine k yazarsam y'si kaç oldu? 3k mı oldu? Evet. Arkadaş buranın apsisi k iken şurası k iken ordinatta 3k. Hocam 3k ise 3k burası. K ise k burası. Şimdi alanlar oranını bulabilirim. Şimdi onlar düşünsün. A o alanı. 3 çarpı k bölü 2 bölü o alanı. 6 çarpı 3k bölü 2. 6 çarpı 3k bölü 2. Hocam k bölü 2'ler de gitti. 3'ler gitti. Ne kaldı? Cevap 1 bölü 6 yapar. Yani e oldu 6. soru. Geldik 7. soruya. Şimdi şunlar birbirine eşit verilmiş ve D1 doğrusunun bak grafikte bir doğru verilmişse hemen eksenleri kestiği yerleri buluruz genelde. Hadi bul bakalım. X yerine 0 yazarsam eğer 2Y eksi 4 eşit 0'dan Y'yi kaç buluruz? Y'yi 2 buluruz. Y yerine 0 yazarsam eğer Y yerine 0 yazdığımızda X eksi 4 eşit 0'dan X'i de kaç buluruz? 4 buluruz. Evet X eksenini kestiği yer 4 Y eksenini kestiği yer 2. Tamam bunu bulduk böyle d2 doğrusunun denklemi isteniyor. Hmm. Hmm. O zaman benim burada kesikliyi kullanmam lazım. Ne yapabilirim? Burası 90 derece. Şimdi buradaki noktayı bulmam lazım benim, değil mi? Bu doğru denklemini bulmak için. Arkadaş burada şöyle bir dik çizecek olursam A noktasını bulmaya çalışacağım. Eksenler olan uzatları lazım olacak bana. A şunlar birbirine eşit. Burası da 90 derece. Bunlar birbirine paralel mi oldu? Evet. Şimdi şurası kaç birim? 4 birim. O zaman burası da 4 birim olacak. 1'e 1 bir. paralel olduğu için orta taban çıktı. E hocam 2 ise burası da kaç çıkar? 4 çıkar. E o zaman olay bitti. Bak buradaki nokta çıktı mı? 4 birim solda. 4 birim yukarıda. Eksi 4'e 4 noktası çıktı. E hocam şimdi ben bu doğrunun denklemini yazmak için bir de eğimini bulmalıyım. E bunun eğimi belli mi? Belli. M1 dediğimiz şey nedir arkadaşlar? 1 bölü 2 değil mi? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Yani eksi 1 bölü 2 oldu. O zaman bunun eğimi de ne olacak arkadaşım? Ters eksi eksiyle çarpıyoruz. 2. Yani eksiyle çarpmış artı ters çevirdiğimiz hani 2. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yazabiliriz. Yani 2 çarpı m çarpı x eksi noktadaki x. x eksi eksi 4 x artı 4 yapıyor. Eşittir y eksi 4'ten y eksi noktadaki y'den dolayı. 2 x artı 8 eşittir y eksi 4 yaptı. y'yi yalnız bırakacağız şıklarda öyle verilmiş. Hocam attık öbür tarafa 2 x artı 12 eşittir y yaptı. y eşittir 2 x artı 12 hangi şıkta var? Denizli şıkkında var. Yani 7. soru Denizli oldu. Geldik 8'e. Aşağıda dik koordinat sisteminde 6 tane eş dikdörtgen yerleştirilmiştir. Tamam eş dikdörtgen. Şimdi bunu kullanacağım arkadaşım. E burası. Dikkat et. Eksi 6'ya 4. O zaman buradaki noktamız kaç uzunluk olarak şurası 6 birim. Burası da 4 birim. Dikdörtgen ya. A uzun kenar 4 çıktı. Hocam uzun kenar 4 birim. Şunlar da birbirine eşitse 4 artı 2 a eşittir alttan. O zaman bunlara 1 bir birim 1 bir birim kaldı. Evet dikdörtgenlerin kısa kenarı 1 bir birim uzun kenarın 4 birim olarak bulduk şekilden dolayı. E tamam. Şimdi dikkat et. Hocam burası 1 bir birim 4 birim toplam 1 bir, 4 burası 1 olacak. E şöyle gittiği zaman da bunu bu, bu şekilde koyduğum zaman da ne oluyor burası? E, zaten sıfıra 4 olduğu belli. Çünkü 4 birim aşağıda ya şuradası eksi 4 olduğu belli. Dik olarak konulmuş o zaman burası. Ordinatta eksi 4 olduğu için. E o zaman burası da ne oluyor arkadaşım? 3 birim oluyor. B noktası ne yapıyor? A ve B noktalarından geçen diyor. Oo. B noktasını kaç bulduk gençler? B noktasına bakacak olursak 3 birim sağda. 3'e kaç birim aşağıda? 4 birim aşağıda. Eksi 4 noktası yaptı burası. Evet 3'e eksi 4 bulduk. A noktası da belli. 1 bir birim solda 1 bir birim yukarıda. Eksi 1'e 1 bir noktası. A ve B noktalarından geçen doğrunun denklemi. İstersen noktayı denklemlerde yerine yazıp o şekilde bulabilirsin. Ya da Hocam bu iki noktadan geçen doğrunun denklemini yazarken ne yapıyoruz? İlk önce eğimini buluyoruz. Eğim y'ler farkı. Eksi 4 eksi 1 bölü x'ler farkı. 3 eksi eksi 1 yani 3 artı 1 yapıyor. O da eksi 5 bölü 4 yaptı. Eğim eksi 5 bölü 4'ü olanı arayacağız. Bak mesela burada eğim eksi 5 bölü 4. Bu ikisinden bir tanesi o şık olacak. Eksi 1'e 1 daha hangisi sağlanıyorsa o zaman cevap o diyebiliriz. Ya da eğim eksi 5 bölü 4 ya. Şimdi eğim belli nokta belli. Eksi 5 bölü 4 çarpı x eksi noktadaki x. Yani şu noktayı seçtim arkadaşım. Yani x eksi eksi 1 x artı 1 yapar. Y eksi noktadaki y'den dolayı. Eksi 5 x eksi 5 eşittir. 4 ile de karşı tarafı çarpıyorum. 4 y eksi 4 yapar. O zaman bunu bu tarafa attık. Bunu da bu tarafa atınca 0 eşittir. 5 x artı 4 y artı 1 mi yaptı? Evet yani cevap böylelikle. Akçay yaptı 8. soruda. Geldik 9'a. Şimdi bu bölgenin alanı isteniyor. Normal geometriden de yapabilirsiniz. Ee, şeyden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Analitik geometriden de yapabilirsiniz. Analitik geometriyi size bırakıyorum. Doğru denklemini yaz. Doğru denklemini yaz. Kesim noktasını bul. Kesim noktası x virgül y ya. Kesim noktasındaki x virgül y'deki şuradaki x yapıyor. x değeri yükseklik yapıyor. Kesim noktasındaki x virgül y'deki x'i bul. Negatif bir sayı çıkacak. İşte onun mutlak değeri bize yüksekliği veriyor arkadaşlar. Birinci yol bu. İkinci yol şu. Şuraya bakacak olursam hocam 2 birim burası 2 birim burası olduğu için bu 45 45 93 geri. Yani şu yükseklikten ben e, ee, geometriden daha rahat bir şekilde bulabilirim burayı. Hadi bulayım bakayım orayı. Şimdi 45 90 ise burası da 45 oldu ya. Ben şuraya bir A dersem burası da A yapar. Tamamı burası 1 bir birim. O zaman buraya 1 A kaldı. Şimdi burada bir benzerlik yapabilirim. Şurası da 1 bir birim ya. A bölü 1 1 eksi A bölü 1'den dolayı. Bak kelebek. Bunun bunu oranı. Şunun şunu oranı. A bölü 1 eşittir 1 eksi A bölü 1'den dolayı. A eşittir 1 eksi A yapar. Ve A'yı da 2 A eşittir 1'den A'yı da 1 bölü 2 buluruz. A1 bölü 2 ise yükseklik çıkmış oldu. Alan da neye eşit olacak? Taban 1. Yükseklik de 1 bölü 2. 1 çarpı 1 bölü 2 bölü 2. Cevap kaç çıkar o zaman böylelikle? 1 bölü 4 çıkar. Yani 9. soru denizli oldu. Valla ben genelde böyle 45-45 ikiz kenarlık olduğu zaman şekilsel olarak yapıyorum. Ama analitikten de nasıl yapacağını da sana da söyledim. Değil mi? 9. soru denizli. Geldik 10. soruya. 10. soruda da şöyle yukarıdaki boşluğa yazayım. Analitik düzlemde birebir noktasının bu doğruya göre simetriği B noktası. Bak şimdi. A. A. Tamam. Şimdi bu doğru üzerinde bulunan C noktasının AB doğrusuna olan uzaklığı verilmiş bize. Şekli çizeyim mi? Çizeyim. A burası. D doğrusu şurası. X artı Y artı 6 eşit 0 doğrusu. Buna göre simetriği neymiş arkadaşlar? Burasıymış. B noktasıymış. E, simetriye dediğimiz dik ve bunlar birbirine eşit olacak değil mi? Evet. Şimdi bu doğru üstünde yani şu doğru üstünde bir C noktasının AB olan uzaklığı. AB olan uzaklığı dediği zaten AB olan dik uzaklık demektir. Yani şuradaki uzaklıktan bahsediyor. 4 kök 2 diyor bize. E o zaman bizden ne isteniyor? ABC üçgeninin nesi isteniyor? Alanı al, isteniyor. Hocam şu noktanın şu uzunluğu bulsam yeterli olacak. ha? Noktanın doğruya göre simetriği olan noktayı bulmama gerek yok. Gerçi bulunabilir. Çünkü kolay yol eğimi 1 ya da eksi 1 olunca noktayı direkt yerine yazıyorduk. O şekilde bulunabilir. A benden direkt bu uzunluk isteniyor ya. Ya hocam şuraya aç dersem noktanın doğruya alan uzaklığını bulursam işim daha kolay sanki. Noktamız neydi? Bire bir noktası. Bire bir noktasının bu doğru olan uzaklığı h. H neye eşit? X yerine 1, Y yerine 1 artı 6 mutlak değer içinde bölü kare içinde A kare artı B kare. Yani 6, 7, 8. 8 bölü kök 2. Yani bura kök 2 eşitliğine çarparsam 8 kök 2 bölü 2'den 4 kök 2 gelir. Arkadaş h 4 kök 2 geldi. E burası da 4 kök 2. Toplam 8 kök 2 burası. Bu üçgen alan isteniyor ya. Alan uzan neye eşit olacak? 8 kök 2 taban. Yüksekliğimiz de 4 kök 2. Bir de bölü 2 dersek olay biter. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 aşağıdaki 2 ile 2 sadeleşti. Cevap da böylelikle 32 yaptı. 10. soru Cihan oldu. Geldik 11'e. Aşağıda birbirine paralel iki yol ve bu yolların denklemleri verilmiştir. Arkadaş bu paralel iki doğru arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Direkt C'ler farkı ama X'lerin ve Y'lerin katsayıları birbirinin tıpkısının aynısıysa yapıyorduk. X'lerin ve Y'lerin katsayıları aynı tamam. Direkt C'ler farkı 80 eksi 28 bölü kare küçüğünde A kare artı B kare. Ama 5 12 ise direkt 13 diyorduk. 80'den 28 çıkartırsam 52 gelir. 52'yi 13'e böldüğümüz zaman da cevap 4 yapar. Yani 11. soru Akçay oldu. Ve geldik 12. soruya. Arkadaş ilk önce şeyin grafiğini halledelim. Burada x yerine 0 yazsam. X yerine 0 yazdığımızda y'si kaç yapıyor? Eksi 1 mi yapıyor? Evet. Y'si eksi 1'den geçen. Y yerine 0 yazsam. Y yerine 0 yazdığımızda da x kaç yapıyor? 1 yapıyor. X'i de 1'den geçen. Evet bunun grafiği şu arkadaşlar. Birincinin grafiği bu. Bak birincinin grafiği bu oldu. Arkadaşlar bu grafikte Y büyük tarafta olduğu için bu grafiğin üst tarafını alacağım. Bak nereden geçen eksi 1'e 1'den geçen bir grafik var burada. Bu değil. Eksi 1'e 1'den geçen bir grafik var burada. Eksi 1'e 1'den geçen X'i e, eksi 1 olacak değil mi? Aa bir dakika. Artı 1 x 1 artı 1 olacak. Y de eksi 1 olacak. Ha yanlış. Tamam x artı 1, y de eksi 1 olacak. Tamam doğru. Burada değil maalesef. Şöyle baktığımız zaman oradan geçiyor. X artı 1'den Y'si de eksi birden geçen bir grafik değil. X artı bir evet bu da olabilir. Bu da olabilir. Şimdi buradaki grafikte ne yapacağım? Hani Y yalnız taraftaysa sıfır sıfıra da bakabilirdik. Ama Y böyle e, yalnız bıraktığımızda büyük tarafta olduğu zaman ne olacaktı arkadaşlar? Büyük tarafta olduğu zaman üst tarafı demek olmuyor muydu? Evet. Bunun üst tarafı karalanacak. Arkadaşlar bakın şu doğrunun üst tarafı karalanacak. Ama burada alt tarafı karalanmış gitti. Bu doğrunun üst tarafı karalanmış mı? Evet. Bu doğrunun üst tarafı karalanmış mı? Şöyle baktığınız zaman evet karalanmış. Cevap ya bu ya bu olacak arkadaşlar o zaman. Ya şu ya bu olacak o zaman. Tamam devam edelim. Öbürüne baktığımız zaman hocam x yerine 0 yazdığımızda y'si 1 yapar. Y yerine 0 yazdığımızda da y yerine 0 yazdığımızda da x'i de 1 mi yapar? Evet. Bire birden geçen şeyi arıyorum. Hocam bire birden geçen bu. Ama bu da şeyden geçiyor. Bu zaten grafik olarak sağlamıyor. Bire birden geçen bu. Buradan burada da nereden bakalım? Bak y küçük tarafta o zaman bu doğrunun da yani şuradaki doğrunun da alt tarafı karalanması lazım. Çünkü küçük tarafta. Hani y'yi yalnız bıraktığımızda küçük tarafta olunca da alt tarafını karaladık. Evet bu doğrunun üst tarafı bu doğrunun da alt tarafı. Yani cevap ne yapmış oldu o zaman? Denizli yapmış oldu. Ya da 0 0 noktasını baz alarak da yapabiliyorduk bunu. Ama ben şuna göre y'ye yalnız bırakıp da küçük tarafta mı büyük tarafta mı diye bakıyordum. Büyük taraftaysa üst tarafı küçük taraftaysa da alt tarafı deyip ona göre işlem yapıyorduk. Evet bu doğruda üst tarafı doğrunun üst tarafı bak şu doğrunun üst tarafı öbür mavi doğrunun da alt tarafı her ikisinde karalandığı yer nerede denizli çıktığında var. Cevap denizli çıktı böylelikle test 3'ü bitirmiş bulunuyoruz o zaman ne diyoruz bir sonraki videoda test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.